Bakın bu ülkede 16 Nisan'da bir anayasa değişikliği yapıldı Sayın Başkan. Oylaması yapıldı, referandumu yapıldı. Referandumdan önce çok büyük laflar ediliyordu. Sayın Başbakan çıktı, teröre büyük bir darbe vurduk, artık can çekişiyorlar. 16 Nisan'dan sonra size söz veriyorum dedi Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımıza. Sandıktan evet çıkarsa bu terör biter dedi. Allah'ın izniyle sandıktan evet çıkacak, FETÖ'de, PKK'da, DAEŞ'te bitecek dedi. Başbakan böyle söylerken Başbakan Yardımcısı Sayın Kurtulmuş durur mu? O da hızını alamadı. Allah'ın izniyle referandumda evet çıktıktan sonra terör bitecek diye konuşmalar yaptılar. Sayın Başkan, bu sözleri yerine getiremeyenlerin ulusumuza verecekleri bir hesap yok mudur? Referandumu Allah'a da içince katarak, Yüce Allah'ımız da böyle bir olayla ilişkilendirerek, onu da Türkiye'de ve bütün dünyada yaşayan yurttaşlarımız karşısında onun izniyle referandumdan çıkarsa terör biteceği gibi bir sözü söyleme cüretini nasıl buldu Sayın Başbakan? Nasıl buldu Sayın Başbakan Yardımcısı AKP sözcüleri? Tamamlayın lütfen Sayın Gök. Bir kere referandumu böylesine bir çelişki dolu açıklamalarla Türkiye'deki yurttaşlarımızın tercihlerine dayatan ve terörün biteceğine söz veren başbakan, iktidar sözcüleri gereğini yapmalıdır. Biz o sözün yerine gelmesini bekliyoruz. Terör bitmelidir. Derhal bitmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz her türlü desteği veriyoruz. Niçin bitiremiyorsunuz? Vereceğiniz bir hesap yok mu? Yazık değil mi ölenlere, şehitlerimize, yavrularımıza? Nerede verdiğiniz sözler? İktidarı kınıyorum. Bu sözleri söyleyenleri sözlerini yerine getirmediklerinden dolayı özür dilemeye ve istifaya davet ediyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederim.